Hoş geldiniz efendim. Tanrılar sizi korusun. Yusarsif acaba bana itaat edebilecek mi? Hayır efendim. Bu konuda size itaat etmeye yanaşmıyor. Ona boyun eğdirmek hiç zor bir iş değil. Ama siz beceremiyorsunuz. Ben bu İbrani köleyi uslanması için zincire vurun, aç ve susuz bırakın diye zindana attırdım, öyle değil mi? Ama siz ona hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama yüce efendim, kaçmaya kalkışana zincir vurulur. Yusarsif'in böyle bir niyeti yok ki. Boğazına düşkün, doymak bilmez kimseyi aç bırakırlar. Yusarsif azıcık yemeğini bile arkadaşlarıyla paylaşır. Suç işleyen mahkumlar kırbaçlanır ama Yusarsif suçlu değil ki. Demek ki doğruymuş. Yusarsif hepinizi kendine bağlamış. Doğrusunu söylemek gerekirse evet hanımefendi. Ben hanımefendi Züleyha'nın Yusuf'a aşık olmasını anlıyorum. Sevilmeyecek biri değil ki o. Karimama'dan onunla konuşmasını istedim. Onu Yusarsif'e götürün. Muhafız, Yusarsif'i görüşme odasına getirin. Bizi yalnız bırakın. Yine ne oldu Karimama? Hanımefendi Züleyha hala o olmayacak hayallerin peşinden mi koşuyor? Yeniden yemek yemeye ve uyumaya başladı ama... sizi unutması pek mümkün görünmüyor. Ona acıyorum Karimama. Nefsine bu kadar çok uyacağına, keşke aklına uysaydı. Aşıkta akıl olmaz. Züleyha aşık değil. Hevesi aşkla karıştırmayın. Aşk kutsaldır ve kirli gönüllerde yuva yapmaz. Hanımefendi Züleyha'yı hafif meşrep bir kadın gibi göremezsin. Tanrılara and olsun, eğer o izin verseydi ben işkencelerle seni yola getirirdim. Ama dua et ki buna yanaşmıyor, anladın mı? O da iyi bilir ki Yusarsif teslim olmaz. Bu yüzden sana sert davranma izni vermiyor. Ben Züleyha'yı seviyorum ve arzularına ulaşması için elimden geleni yapacağım. İster buna geçici heves de, ister aşk de. Ben serbest bırakılmanı istemiyorum ama hanımefendi Züleyha istiyor. Ben sana özgür olmanın yolunu göstermek için Züleyha adına buraya geldim. Siz Züleyha'yı ne kadar seviyorsunuz? Canım kadar seviyorum. Bense Yaradanımı canımdan çok seviyorum. Benim yegane amacım... eylemlerimle Züleyha'yı değil, onu hoşnut etmektir. Bak, sana söz veriyorum. Züleyha'ya boyun eğer ve istediğini yerine getirirsen derhal serbest bırakılacaksın. Züleyha'ya söyle, Yusarsif günah ve kirlenme karşılığında olacak bir özgürlüğü istemiyor. Ruhunu şeytana satmaktan vazgeçsin. İffetli olmak, eşine sadık kalmak size bir şey ifade etmiyor mu?
Züleyha'ya olan onca sevgime rağmen onun kötü bir kadın olduğunu itiraf etmeliyim. Potifar gibi kuvvetli bir erkeği varken senin gibi birinin peşinden nasıl koşuyor, buna hayret ediyorum gerçekten. Eğer Züleyha o biricik sevgiliyi tanısaydı, Yusuf gibi bir zavallıya gönül vermezdi. Rabbim, Züleyha'yı içine düştüğü bu karanlık zindandan kurtar ve kalbini iman nuruyla aydınlat. Çürüyünceye kadar bu zindanda kalsın. Ne zaman bir deve iğne deliğinden geçer, işte o zaman Yuzarsif de serbest kalır. Gidelim. Züleyha kendini kaybetmiş bir kumarbaz sanki. Ama belli etmiyor. Taş yürekli olduğunu ispatlamaya çalışıyor ama öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Peygamber Yakub'a bakmıştım. Ne yapacaksınız onu? Mısır'da tutuklu olan bir gençten ona bir mesaj getirdim. Bir tutuklu gençten mi dediniz? Evet. Benimle gelin. Dış görünüşü, boyu posu, yaşı kaçtı? Uzun boyluydu. 30-32 yaşlarındaydı. Yüzü güzeldi, öyle diyeyim. Adı da Yusuf'tu, öyle diyeyim. Adını sordum ancak söyleyemeyeceğini ifade etti. Uzun saçları ve sakallarından güzelliği görünmüyordu. Benim Yusuf'umun güzelliği örtülerin ardından bile seçilir. Hayır. Hiçbir şey o güzelliği gizleyemez. Kenan'ın ulularını sordu. Sizi söyledim. Meyveyle dolu 12 dalı sordu. Birini kestiler dedim. Adını niçin söylemedi? Niçin söylemeyeceğini ifade etmiş. Benim Yusuf'um olsaydı söylerdi. Babası için de olsa söylerdi. O gençten bir mesaj getirdim demiştiniz. Evet. Evinden uzak, garip mahkumlar için dua etmenizi söyledi. Allah onu zindandan kurtarsın. Ne zaman dua etmek için ellerinizi Yüce Yaradan'a açarsanız, ana babalarından uzak evlatlar için de dua istedi. Bu benim Yusuf'um. Bu babasından uzak evlat benim Yusuf'um. Duyuyor musun Bünyamin? Bunlar babasından ayrı düştüğü için ağlayan kardeşinin sözleri. Lütfen sakin ol baba. Yusuf'un Mısır'da ne işi var? Üstelik zindanda. Ayrıca söylenenler Yusuf'u işaret etmiyor. Bu tutuklu ya benim Yusuf'umdur ya da Yusuf'un nerede olduğunu biliyor. Allah'ın halifesi ve kesilen dal hakkında da bir şeyler söyledi ancak o aklımda kalmadı. Rabbim, onu zindanın köşesinden sevgi dolu baba ocağına kavuştur. Babasının gönlünü onun yüzüyle aydınlat. Müsaadenizle ben artık kalkayım. Allah sizi korusun. Allah bu güzel haberiniz karşılığında size ödül versin. Umarım bu gözler
Yusuf'umu görmüştür. Umarım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle. Rabbim, o dua isteyen Mısırlı gencin dileğini yerine getir. Efendim, kralın habercisi size mesaj getirdi. Ekselansları Ankh-Mahu'ya selam. Mısır tanrısı Kral 3. Amonhotep, Mısır tapınaklarının büyük kahini Ankh-Mahu'yu kraliyet sarayında verilecek büyük şölene davet ettiler. Teşrifiniz bu toplantının görkemini arttıracaktır efendim. Kralın bu nazik davetleri için minnettarız. Şölene katılacağız. Gidebilirsin. İyi yolculuklar. Neden kabul ettiniz? Bu bir tuzak olabilir efendim. Başka çaremiz yok. Katılmamak, Amonhotep'e baş kaldırmak ve savaş açmak anlamına gelir. Diğer taraftan, eğer Apophis, Amonhotep'in canına kastetmişse azmettirici olarak bizler suçlanabiliriz. Gitmemek bu suçlamayı kabul etmek demektir. Bu ziyafet bir komploysa o zaman ne yapacağız? Padiyamon tehlike durumunda harekete geçmeleri için askerlerine hazır olmaları emrini verebilir. Bizler de şehrin ileri gelenlerini ziyafete çağıracağız ki Amonhotep onların yanında bize karşı harekete geçmesin. Tanrı Amon'un taraftarları o kadar fazla ki efendim. Kral büyük kahin Ankh-Mahu'ya karşı hiçbir hakarette bulunamazlar. Pekala. Gidin ve yarınki ziyafet için hazırlanın. Selam sana Hürremhob. Selam size. Biz Apophis, Inerus ve kahin Kimuni'yi almaya geldik. Emredersiniz efendim. Hemen hazırlarız. Tutuklu Inerus ve tutuklu Apophis gitmek için hazırlansınlar. Sakin ol. Sakin ol. Alın onları. Yargılanmak için Amonhotep'in huzuruna çıkarılacaksınız. Apophis. Apophis. İman ettiğin Allah'a tevekkül et. Onun iradesine razı ol. Bu dünyada kalırsan yine birbirimizi görürüz. Öbür tarafa gidersen biz de çok geçmeyecek sana katılacağız. Bugün üçüncü gün. Biliyorsun Yüzersif'in yorumları doğru çıktı. Kalk Apophis! Acele et! Tamam. Tamam. Korkma. Seni Yaradan Rabbine kavuşacaksın.
Kahin Kimuni'yi de hazırlayın. Benden biri olarak ayrıldığın için mutlu olman gerek. Buradan sağ salim çıkarsam seni ziyarete geleceğim. Mimisabu gibi sana yemek ve yiyecek getirmemi ister misin? Bana değil, arkadaşlarıma getir. İnarus, dua et. Dua et de Allah bir an önce bizi de buradan çıkarsın. Bütün kalbimle dua edeceğim. Hey Apophis! Merak etme, Yüzarsif'in kehanetleri çıkmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Sana söz veriyorum. Kapıyı aç. Kahin Kimuni, dışarı, buradan gidiyorsun. Nereye? Bilmiyorum. Amonhutep'in subayları seni almaya gelmiş. Onu zincirle. Ben... Senin sayende iman ettim Yüzarsif. Bu inancımı korumaya çalışacağım. Sen Amonhutep'in yanına gidiyorsun. Eski makam ve mevkiine kavuşacaksın. Amonhutep'i bir kez gördüm ve ondan iyi bir hatıram var. Efendinin yanında beni an. Yüzarsif suçsuz. Boş yere onu zindanda tutuyorlar. Muhakkak. Muhakkak efendime senden yeter. Söz edeceğim. Bana hadi güvenebilirsin. Gidiyoruz. Dualarımız senin. Allah'a ısmarladık. Allah yardımcın olsun. Benim için dua edin. Dualarım sizinle. Sizin için dua edeceğiz. Güle güle dostum. Allah'a emanet olun. Allah yardımcın olsun. Üzülme. Kral Amonhutep seni mutlaka zindandan kurtaracak. Keşke bizim de yardım isteyecek bir kimsemiz olsaydı. Ne dedin? Amonhutep seni zindandan kurtaracak dedim. Onun buna gücü yeter. Ama ben Amonhotep'ten daha kudretlisini tanıyorum. Niçin ondan yardım istemedim? Kimuni Hazretleri siz misiniz? Apophis, Inarus. Siz burada ne arıyorsunuz? Bize aptal numarası yapma. Biz ikimiz aylardır burada tutukluyuz. Ama kâhinler ve tapınak görevlilerinden hiç kimse bizi sormaya gelmedi. Niçin gelmeleri gerekiyordu ki? Tutuklanmanızın bizimle ne ilgisi var? Aşağılık herif. Biz sizin yüzünüzden tutuklandık. Ellerim bağlı olmasaydı suratını parçalardım. O zaman neden bizi ziyaret etmen gerektiğini anlardın. Aşağılık herif! Yüzlerini gizleyin. Tanınmamaları gerekiyor. Yürüyün. Yürüyün. Sallanmayın hadi.
Apophis. Apophis. Ne var? Ha, şimdiye kadar konuştun mu? İşkencelere dayanamadım. Her şeyi anlattım. Eşin, çocukların ve bütün akrabalarının ortadan kaldırılacağını ne çabuk unuttun. Kırbaç ve işkence insana bunları düşünme fırsatı vermiyor. Olan oldu artık. Bu tehdidinizi de gerçekleştiremeyeceğinizi biliyorum. Henüz geç değil. İnkar et. Aksi takdirde tapınak sana bunun hesabını sorar. İtiraf etti. Hem de herkesin huzurunda. Yapacak hiçbir şey kalmadı. İtirafın işkence zoruyla olduğunu söyle. Can korkusuyla itiraf ettiğini söyle. Bu o kadar basit değil. Kabul etmezler. Başka çare yok. İnkar etmezsen yakınlarını, akrabalarını ölüme sürükleyeceksin. Kapatın çenenizi. Susun. Üzülme o kadar. Sen bir hata işlemedin ki. Allah burada hazır ve nazırdı. Ama ben İnarus'tan beni Amonhotep'in huzurunda anmasını istedim. Amonhotep'in senin suçsuz olduğunu bilmesi ve seni kurtarmasının ne sakıncası var ki? Ben başkalarından sadece Allah'tan yardım dilemelerini isterken kendim Amonhotep'ten yardım diliyorum. Bu büyük bir hata. Bu büyük hata. Bu gaflet. Sen sadece kralın senin durumundan ve suçsuzluğundan haberdar olmasını istedin. Hepsi bu kadar. Allah benim suçsuzluğumun gerçek tanığıyken başkasına ne gerek var? Rabbim senden af diliyorum. Tövbe ediyorum, hata ettim. Ben hata ettim. Hata ettim. Allah'tan başkasını avuç açarsanız pişman olursunuz. Allah varken başkasından yardım dileyenlerin vay haline. Vaat edilen günde Allah adaletle hükmederse insanların çoğu kaybedenlerden olur. O adaletiyle amellerimizi tartarsa hepimiz kaybedenlerden olur. Allah yarın mazlumların elinden tutarsa birçok emir esir olur.
Allah'a isyan edenler, ne yaptıklarının farkına varsalar, gözlerinden nice yaşlar boşalır. Bana işlediğim hatanın cezasını bildirmeye mi geldin? Sakin ol Yusuf. Kendini bu kadar üzme. Ben hatamın farkındayım. Ve kendimi asla bağışlamayacağım. Bunun farkına varman Allah'ın sana bir lütfudur. Beni mahcup eden bu sonsuz lütuflardır. Beni babamın ve diğerlerinin gözdesi yapan kimdi? İzzeti ve zilleti dilediğine veren Allah. Mısır Aziz'inin sarayında bana sayısız nimeti bağışlayan kimdi? Varlığının feyziyle insanlara sayısız nimetler sunan Allah. Züleyha'nın ve diğer Mısırlı kadınların tuzağından beni kim kurtardı? Mümin kullarını kötü amellerden alıkoyan Allah. Peki bana her zaman ihsanda bulunan Allah varken niçin başkasından yardım istedim? Bu hatadan dolayı Yusuf kan ağlamalı. Saçını başını yolmalıdır. Hata yaptım. Hata yaptım. Günah işledim. Yüce Allah'tan beni bağışlamasını diliyorum. Eğer Yusuf hatasını fark etmeseydi ve bu şekilde Yüce Allah'ın huzurunda af dilemeseydi, Hakk'ın dergahından kovulur ve peygamberlik makamından azledilirdi. Yusuf'un zindanda bir yıl kalması kararlaştırılmıştı. Ama şimdi bu zamana 7 yıl daha eklendi. Bu Yusuf'un hem hatasını telafi etmesi hem de zindandaki insanlara doğru yolu göstermesi içindir. Yusuf'un ileride birçok insana ihtiyacı olacak. Ömür boyu bile olsa zindan cezasını kabul ediyorum. Rabbim beni gözünden düşürmesin, bu bana yeter. Şükürler olsun. Şükürler olsun sana Rabbim. Şükürler olsun. Beni bağışlayın. Uykunuzu böldüm. Allah'ın bize verdiği iman ve kulluğu bizden almaması için her zaman dua edin. Rabbim beni doğru yola ilettikten sonra hiçbir zaman kalbimi karanlıklar içinde bırakma. Böyle dua edin. Temel tehlikelere karşı koymak için gerekli tedbirleri aldın mı? Evet efendim.
askerler ve köleleri silahlandırdım. Halk arasında da silahlı adamlarımız var efendim. Herhangi bir şey olursa hemen saldıracaklar. Kendimize hakim olalım. Boş yere öfkelenmeyelim. Silahlarınızı burada bırakmalısınız. Mısır Kralı 3. Amonhotep teşrif ediyorlar. Kimleri görüyorum? Mısır tapınaklarının büyük kahini Ankh-Mahu Hazretleri. Bugünkü şölene hoş geldiniz. Mısır Tanrısı Efendimiz 3. Amonhotep'e selam. Sen Mısır'daki tanrıların en büyüğüsün. Ankh-Mahu Hazretleri bizim için söylediği bu unvanlara gerçekten de inanıyor mu acaba? Bizim şüphemiz yok. Bütün söylediklerimizde samimiyiz. Bütün Mısır kralları Amon tapınakları nazarında yarı tanrı makamına sahiptirler. Ben siz tapınak büyüklerine soruyorum. Eğer bir kimse Ankh-Mahu'nun böylesine layıkıyla sıfatlandırdığı bu makama karşı bir komplo kurarsa cezası nedir? Öyle sanıyoruz ki bir takım kötü niyetli kişiler kralı tapınak kâhinlerine karşı olumsuz düşüncelere itmiş. Başka bir şey düşünemiyorum. Onun için kral hazretlerinden kendilerine karşı beslediğimiz derin sevgi ve saygıyı hiçbir gücün azaltmayacağından emin olmasını diliyoruz. Krala olan bağlılığımız her şeyin üstündedir.
Bugün Mısır soylularının huzurunda gerçek kahramanları Ankh-Mahu Hazretleri, Padiyamon, Apophis ve Inarus olan bir oyun icra edilecektir. Evet Ankh-Mahu Hazretleri, bunları tanıyor musunuz? Evet, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bunlar Amonhotep'in içki ve yemeğinden sorumlu memurlar. Bu ikisinin tapınakla olan bağlantılarını kabul ediyor musunuz? Yoksa onlardan her şeyi anlatmalarını mı isteyeyim? Tapınak onları sadece Amon'un izinden gidenler olarak bilir. Tapınağın onlarla başka bir ilişkisi yoktur. Evet, Apophis. Tapınak ve Ankh-Mahu Hazretleri ile olan bağlantını inkar mı ediyorsun? Ben Potifar Hazretleri'nin hangi bağlantıyı kastettiğini bilmiyorum. Ankh-Mahu ile olan bağlantı. Üçüncü Amonhotep'e karşı gerçekleştirilen komployu kastediyorum. Benim Ankh-Mahu Hazretleri ile böyle bir bağlantım olmadı. Hayır, olmadı. Ama sen zindandaki memurlara kralı zehirleme karşılığında Ankh-Mahu'nun sana 1000 altın verdiğini itiraf ettin. Bu itirafa tanıklık eden birkaç kişi daha var. Asla inkar etmiyorum. Ama o itiraf can korkusu ve işkenceden kurtulmak içindi. Peki krala karşı giriştiğin suikast için ne diyeceksin? Niçin böyle bir şey yaptın? Bunun Ankh-Mahu ve tapınak kahinleriyle hiçbir ilgisi yok. Bir gün kral kurduğum sofrayı beğenmemişti. Çok kızmıştı. Bana bir şey yapmasından korktum. Bu yüzden ben de daha atik davranmaya karar verdim. Krala suikast düzenleyen kişinin cezasının ölüm olduğunu biliyorsun. Hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için gerçek faillerin adını vermen daha iyi değil mi? Ekselansları Potifar, niçin ısrarla da olsa tapınak kahinlerini bu suça ortak etmeye çalışıyorsunuz? O herkesin huzurunda tapınakla olan bağlantısını inkar etti. Siz daha neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? O kadar da sevinmeyin, oyun daha bitmedi. Kimoni, sen Zavira zindanına niçin gittin ve neden Apophis'i sordun? Apophis'ten hiçbir haber alamayan ağlayan eşi ve çocukları yüzünden onlara iyi bir haber getireceğime dair söz verdim. Her yere başvurdum. Zavira zindanına gidince de memurlarınız tarafından tutuklandım. Ancak Apophis daha önce sizin aracılığınızla Ankh-Mahu'nun huzuruna çıktığını ve orada kralı öldürmek için ikna edildiğini itiraf etmişti. İşkence altında alınmış bir itirafın hiçbir değeri yoktur. Senin Apophis ve Inarus'ta hiçbir bağlantın yok oğlum. Ve bize karşı gerçekleştirilen suikaste hiçbir rolün yok yani. Hayır ekselansları. Birbirimizle hiçbir bağlantımız yok. Ve sen Apophis,
Kimuni ve Ankh-Mahu ile hiçbir bağlantın yok, öyle mi? Evet efendim. Benim Kimuni ve Ankh-Mahu Hazretleri ile bağlantım yoktu. Ve bana suikast planını Inarus'la birlikte hazırladın. Hı? Hayır efendim, hayır. Benim bu olanlardan haberim yoktu. Doğru söylüyor. Onun bu olayla hiçbir ilgisi yok. Planı ben yaptım, ben. Ondan benimle işbirliği yapmasını istedim. Ama yapmadı. Ve size haber verdi. Kontrolümü kaybedip ölüm emrini vermeden yıkıl karşımdan. Bunların itirafı seni kurtardı. Bir kez daha komplo kuracak olursan Amon bile seni kurtaramaz. Çık dışarı. Bu tapınak hizmetkarlarına ihanettir. Bunlar dinden çıkmış. Amon'a ihanet ediyorlar. Bu ihanetleri cevapsız kalmayacak. Seni aptal. Canını Ankh-Mahu ve kahinleri için feda ettin. Gerçeği söyleseydin şimdi kurtulmuştun. Ben canımı aileme ve akrabalarıma feda ettim. Inarus serbesttir. Ancak Apophis başkalarına ibret olsun diye yarın asılacaktır. Sen Kimuni, gidebilirsin. Ancak bil ki çok yakında sizin bu suikastle olan bağlantınızı ortaya koyup hepinizi asarak öldüreceğim. Gidelim. Oyun bitti. Herkes dışarı. Dışarı. Oyun Amon-Hutep'in yenilgisi ve kahinlerinin zaferiyle sonuçlandı. Herkes dışarı. Inarus. Buyurun efendim. Sen bizim şarabımızdan sorumlu değil misin? Evet efendim, sorumluyum. Nerede şarabım? Derhal sunuyorum efendim. Bu geceki skandalın sorumlusu sensin Potifar. Bizim tedbirli ve bilge vezirimiz gün gibi ortada olan bir suçu ispat edemedi. Her şeyin istediğimiz gibi olacağını söylemiştin Potifar. Kralımız, 3. Amon-Hutep'in sofra sorumlusu Apophis
yabancılar ve Mısır'ın düşmanlarıyla işbirliği yaparak krala, kraliçeye ve veliahta suikast teşebbüsünde bulunmuştur. Bunun için asılarak ölüme mahkum edilecektir. Ölünceye kadar asılı tutulacak ve cesedi kuşlara yem edilecektir. Ölüler ülkesi olan Batı'yı asla görmeyecek, mumyalanmayacak ve sonsuza kadar yokluğa mahkum olacaktır. Beni bu engellerin hiçbiri Allah'a kavuşmaktan alıkoyamaz. Ben artık sizin düzmece dininize inanmıyorum. Tanrınız Amon'dan nefret ediyorum, iğreniyorum. Dilin kopsun ahlaksız, dinsiz. Gebertin şunu! Susturun! Konuşmasını izin vermeyin! Ve ben asın kendi gitsin. Rabbimden bu yavaş ölümün zorluğuna katlanmam için bana güç vermesini diliyorum. Susturun! Dilin kopsun, dinsiz! Susturun! Susturun şu adamı! Herkese ibret olsun. Öldürün. Aşağılık herif. Asıl. Asıl. İşte böyle. Hayır. Hayır. Bunun cezasını çekmeli. Hayır. Hayır. Öldürün. Yaşamın herif. İşte böyle. Evet olun. Asın onu. Asın. Zalim tanrınız Amon'a lanet olsun. Konuşturmayın bunu. Konuşturmayın bu dinsizi. Ankh, Mahu ve tapınak kâhinlerine lanet olsun. Yeter artık. Asın onu. Asın. Amon, Hutep ve Potifar'a lanet olsun. Haklısın. Senin yerine başkaları asılmalıydı. Konuşturmayın onu! Konuşturmayın! Bu adama asın! Asın onu! Öldürün bu kafiri! Asın onu! Asın izin vermeyin! Öldürün! Konuşturmayın! Asın! Dininizi öldürün! Mustafa'yı öldürün bir önce! Yaşamasına izin vermeyin! Konuşturmayın onu! Öldürün onu! Konuşturmayın! Asın! Öldürün onu! Sapı öldürün! Hadi asın artık bunu! Gebertin şunu! Öldürün! Dinsiz, inançsız! Asın onu! Öldürün onu! Bu kafiri daha fazla yaşatmayın! Apapiz! Hadi! Bir an önce öldürün! Hadi! Hayır! Lanet olsun size! Lanet olsun size! Seni de gerçek dinle tanıştırabilseydim. Keşke çocuklarımı da Allah'ın peygamberi Yuzarsif'le tanıştırabilseydim. Seni kurtardığım için mutluyum. Başına bir şey gelseydi, Rabbimin huzurunda günahkar ve mahcup olurdum. Sen de güldüğünü görüyor musun? Evet, ben de görüyorum. Mesele nedir? Niçin gülüyor? Öldükten sonra çok güzel bir yere gideceğinden kesinlikle eminim. Anlamıyorum. Batıya gitmeyen, mumyalanmayan bir kimsenin iyi bir yere gitmesi mümkün mü acaba?
Bir gün bu olayın gerçek faillerini Dar Ağacı'na göndereceğim. Ankh-Mahu ve diğer kâinler hak ettikleri cezaya er ya da geç çarptırılacaklar. Gidelim. Yuzarsif nerede? Yuzarsif! Yorumunu yaptığın rüya gerçekleşti. Apophis'i Dar Ağacı'na astılar. Biliyordum. Sabahtan beri onun için dua ediyordum. Allah ona rahmet etsin. İnarus da serbest bırakıldı ve kralın yanına eski işine geri döndü. Bu kadar kesin ve doğru bir yorum nasıl mümkün olabilir? Kehanet ve rüya tabirleri kişiseldir. Ben yorumladım. Apophis ve İnarus'un gördüğü rüyaların hakikatini Allah katında onlara bildirdim. Kendimden bir şey katmadım. Allah hepimize ve Apophis'e rahmet etsin. Bu kehaneti nasıl yaptın Yuzarsif? Büyücüler ya da şeytanlar yoluyla mı? Söylesene. Başkalarına doğru yolu gösteren ayetler, zalimlerin ziyan ve hüsranını arttırmaktan başka bir sonuç getirmez. Zalim olan sensin, büyücü, sihirbaz. Senin peygamberlik iddianı kabul edecek kadar aptal değilim ben. Sen bir büyücüden başka bir şey değilsin, anladın mı beni? Evet sayın büyücü. Yeni kehanetlerin varsa dinleyebiliriz. Hadi anlat bize, nedir onlar? Bu zindanda kaç yıl yatacaksın? Sonsuza kadar. Zavira unutulmuşların yeridir. Kimse buradan kolay kolay kurtulamaz. Sen Ninefer, yakında serbest bırakılacaksın. Ne dedin sen? Umarım bu zindandan kurtuluşun beraberinde şeytandan da kurtuluşu getirir. Ne dediğini duydunuz mu bu adamın? Umarım Yuzarsif'in sözü gerçekleşmez ve sen sonsuza kadar zindanda kalırsın. Yıkıl karşımdan. Bu kehanet gerçekleşirse sana iman ederim. Mısır'ın en büyük büyücüsü olduğuna kesinlikle inanırım Yuzarsif. İnanırım. Ölüler duymaz. Hakk'ın kelamını ve doğru sözü can kulağıyla dinlemezler. Hakk'ın çağrısını duysalar, ya sırt çevirirler ya da yalan ve büyü olarak nitelerler. Gelin Apophis'in ruhu için dua edelim. Rabbim, Apophis'in ruhundan rahmetini esirgeme. Onu bağışla.
Hayır, hayır olamaz. Pis kuşlar, onu rahat bırakın. Gidin buradan. Onu rahat bırakın, gidin buradan. Gidin buradan, onu rahat bırakın. Onun cenazesine saygı gösterin. Cenazesini bize verin. Hayır, hayır olamaz. Pis kuşlar, onu rahat bırakın. Apophis bütün bunları rüyasında görmüştü. Onu rahat bırakın. Tıpkı Yüzersif'in yorumladığı gibi oldu. Gidin buradan. Onu rahat bırakın, gidin buradan. Gidin buradan, onu rahat bırakın. Git buradan, uzak dur. Onun cenazesine saygı gösterin. Cenazesini bize verin. Bize dar ağacında kalması gerektiği emredildi. Buradan uzaklaş, git buradan. Hayır, gidemem, hayır. Kocamı suçsuz yere öldürdüler. Ankmahu'ya, Amonhotep'e ve Potifar'a lanet olsun. Hepsine lanet olsun. Apophis'i benden alan herkese lanet olsun. Sakin ol. Olan oldu. Yapacak bir şey yok. Ağlama. Sakin ol. Hayır. Yapacak hiçbir şey yok. Olan oldu. Tutuklu Ninefer Kiptah serbesttir. Ne oluyor? Serbestim. Ben serbest bırakılıyorum. Özgürüm. Yaşasın. Özgürüm. Sen büyük bir büyücüsün Yüzersif. Bütün Mısır'da bir eşin yok, inan. Sen 12 yıl önce hırsızlık suçundan tutuklanmıştın. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştın. Ancak Amon Tapınağı'nın kahinleri senin bütün bunlara rağmen serbest bırakılmanı istediler. Onlar senin ıslah olacağını ve kötülük yapmak yerine tapınağa hizmet edeceğini umuyorlar. Umarım kahinlerin bu arzusu gerçekleşir. Yine Yüzersif'in sözü doğru çıktı. Ona olan inancım her geçen gün biraz daha artıyor. Bütün bunlar onun Allah'ın peygamberi olduğunu ortaya koyuyor. Ey Allah'ın peygamberi, bize vaazda bulunmayacak mısın? Peygamberler bazen insanlara doğru yolu göstermede sonuç alamamıştır.
Her insan hak sözü duymak istemez. Duysa bile ya ona sırtını döner ya da onu yalan ve büyü sayar. Efendim? Neyiniz var? Önemli bir şey değil. Gidelim. Gidebiliriz. Ekselansları, Nil sahilinde el koydukları bazı verimli arazileri sahiplerine geri verdik. Ancak tapınak kâhinleri tecavüz ve zorbalıktan geri duracak gibi değiller. Ömrümden geriye bir gün kalsa bile Amon'u ve kâhinlerini canlı bırakmayacağım. Niçin sorunun özüne inmiyorsunuz? Sorun bu dinin temellerinde. Asıl sorun Amon'a ve Mısır'ın diğer putlarına tapmaktır. Kurallarının eylemlerini gözetmeyen bir tanrı kullarını zorbalığa sevk eder. Bu dini değiştirmeyi düşünmelisiniz. Amon'a tapmak Mısır'ın eski inançlarındandır. Onu değiştirmek o kadar da kolay bir iş değil. Hatanın uzun süre devam etmesi onu haklı göstermez. Bu din Mısır'da hüküm sürdükçe bu yağma düzeni de devam edecektir. Ekselansları, zindanda sizinle aynı fikirde olan bir genç tanıyorum. Eğer uygun görürseniz onu huzurunuza çağırayım. Ekselanslarım. Ekselanslarım. Sen kime isin o ya, haber verin. Acele edin. Acele edin. Tamam, tamam. İnarus şimdiye kadar sizin mesajınızı Amonutep'e ulaştırmış olmalıydı. Ne oldu acaba? Belki de unutmuştur. Bu kadar önemli bir konuyu İnarus'un unutmuş olması mümkün mü? Biz her zaman hareketlerimizde bağımsız değiliz. Ona söyleme izni verilmemiş olabilir. Anlamıyorum. Kimin tarafından? Yusuf'un başkalarına dayanmasını istemeyen kudret. İnarus'un da Amonhotep'in huzurunda konuşmasına izin vermeyecektir. Kullarının kendinden başkasıyla ilgilenmesini sevmeyen yegane kudret, İnarus'u unutkanlığa sevk edebilir. Ben ne diyordum? Kimin hakkında konuşacaktım? Genç Amonutep'in hastalanmasıyla her şey aklımdan uçup gitti sanki. Bu nasıl bir hastalık Sinahe? Sarayımızın özel hekimisin, beyin ve kafatası konusunda deneyimlisin. Niçin genç Amonhotep'in hastalığını tedavi etmiyorsun? Deneyimli hekimler bile bazı hastalıklar karşısında acizdir. Bu o tür hastalıklardandır. Genç Amonhotep'in hastalığı sara mı yoksa bayılma mı? Hiçbiri. Ben bu iki hastalığı tedavi edebiliyorum. Ancak onun hastalığını teşhis edemiyorum. Sonuç ne peki? Hastalığına bir çare bulmalıyız, değil mi? Uygun bir tedavi buluncaya kadar onu heyecanlandıracak bazı olaylardan kaçınmak gerek. Amon tapınağındaki sihirbazların onu tedavi edebileceğini düşünüyorum. Benim sihirbazların tedavisine ihtiyacım yok. Hepsine lanet olsun.
Amon da, tapınaktaki kahinler de yağmadan başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Amon'a ve tapınağın sadık hizmetkarlarına ihanet etmemelisin. Bu kadar yeter. Ben sarayımda hiç kimsenin Amon ve kahinlerini savunmasını istemiyorum. Gidin. Amon tapınağı sarayımda Kraliçe Ti gibi bir söz taşıyacağı sahip olduğu sürece yenilmeyecektir. Ey büyük Amon, senden başka hiçbir ümidim kalmadı. Niçin bana yardım etmiyorsun? Şimdiye kadar sana hiç adak adamadım mı? Senin ayaklarının altına çil çil altınlar, pahalı hediyeler saçmadım mı? En iyi yemeklerimi sana sunmadım mı? Niçin bana yardım etmiyorsun? Bana yardım etmeni istiyorum. Biz kullar hacetlerimizi tanrılara götüremeyeceksek kime sığınalım? Kime ümit bağlayalım? Bizim senden başka kimimiz var? Fakat efendim, siz Amon'un eşi ve tapınağın tanrıçasısınız. Amon'dan başkasına gönül vermişken yine Amon'dan yardım etmesini nasıl beklersiniz? Aptal! Neden beni kızdırıyorsun? Söylesene. Eğer Amon'un eşlerinin tutulduğu evde olsaydım ve kahinler her gün bana el sürseydi daha mı iyi olacaktı? Yuzarsif'e gönül vermemin neresi kötü? Ama kahinler Amon'un hizmetkarlarıdır. Kes sesini! Duymak istemiyorum. Peki efendim. Bana bağırmak sizi rahatlatıyorsa bir diyeceğim yok. Hatalı olan sensin. Acı sözlerinle yüreğimi dağlayacağına, tatlı dilinle bana bir yol göster. Benim asıl buna ihtiyacım var karım ama. Size daha önce söyledim ama siz dinlemediniz. Niçin Potifar'a gitmiyorsunuz? Yuzarsif'i zindana atmasını istediğiniz gibi yine ondan Yuzarsif'i serbest bırakmasını isteyebilirsiniz efendim. Tabii. Potifar da niçin onu zindana attırdın ve şimdi niçin serbest bırakılmasını istiyorsun diye hiç sormayacak, öyle mi? Önerilerin de aynı senin gibi. Karim ama. Buyurun efendim. Suç bende mi yoksa aynada mı anlamadım? Ben solgun mu görünüyorum acaba? Hayır efendim. Biraz boyayla hemen düzelirsiniz. Demek solgunum. Eğer bu çöküntü aynı şekilde devam ederse, Yuzarsif serbest bırakıldığı zaman ben onun karşısına nasıl çıkarım? Kendinizi üzmeyin. Siz hala Mısır'ın en güzel kadınısınız efendim. Eskiden olduğu gibi genç, hayat dolu ve çok güzel. Ben bu ayrılığa dayanamam, anladın mı? Bir çare olmalı. Yuzarsif bu kilidi nasıl açtı? Ama ben gördüm. Yuzarsif kilide elini bile sürmedi. Kilit kendiliğinden kırıldı. Tıpkı benim gibi.
Hatırlıyor musun? Birbirlerini çok severlerdi. Bu nasıl bir hayat? Ölüler dünyası. Batı bile buradan daha neşelidir. Züleyha hevesleri uğruna bu sarayı soğuk ve ruhsuz hale getirdi. Saray doktoru Sinoe'ye haber ver. Ekselansları Potifar iyi görünmüyorlardı efendim. Gördüm. Ama benim elimden ne gelebilir ki? Onun bana değil, bir hekime ihtiyacı var. Beni gördüğü zaman durumu daha da kötüye gidebilir. Kalp atışlarınız düzenli değil efendim. Öfke ve heyecandan kesinlikle kaçınmalısınız. Bir süre dinlenseniz iyi olur. Size birkaç ilaç hazırlayacağım. Her gün aksatmadan almalısınız. İlaç bitmeden de hareket etmeyiniz. Ne yapıyorsunuz efendim? Biliyorsunuz kalbinizde sorun var. Dinlenmelisiniz. Mısır'ın büyük hekimi Sinoe'ye olan güvenime rağmen yine de dinlenemem. Hareket sizin için tehlikelidir. Mısır işlerinin idaresi gece gündüz çalışmayı gerektirir. Ancak hazırladığınız ilaçları kullanacağıma dair size söz veriyorum. Ben sorumluluğu üzerime almıyorum. Ve başınıza gelecek herhangi bir olaydan da sorumlu olmayacağım. Görüyor musun karım ama? Değirmen taşı buğdayları ufalıyor. Geçen zamansa insanları. Bu nasıl bir kısır döngü? Gerçekten inanılmaz. Yüzersif'in zindana atıldığı bu 7-8 sene içinde Züleyha da 20-30 yıl yaşlandı. Kendi suçu. Hem Yüzersif'i zindana attırdı, hem de kendine bu kadar eziyet etti. Bu baş ağrısı beni öldürecek. Artık dayanamıyorum. Sinoha'ya haber verin. Beni rahat bırak. İleri gidiyorsunuz ekselansları. Bütün hastalıklarınızın kaynağı bu şaraptır. Bir tek onunla huzur bulabiliyorum. Eğer bu sarhoşluk olmazsa bu baş ağrısı beni öldürecek. Ekselansları Mısır Kralı yaşasın efendim. Lütfen bir kadeh su getir ki ekselansları ilacını alabilsin.
hala hastalığımın ne olduğunu bulmak için deney mi yapıyorsun? Yoksa sorunumun ne olduğunu biliyorsun da söylemiyor musun bana? Sorununuz şarap içmede aşırıya kaçmanızdır. Ben bunu daha önce söylemiştim efendim. Ancak Mısır kralı bendenizin tavsiyelerine kulak asmadı. Dermanımın şarap olduğunu kendim görüyorum. Sadece bu beni teskin ediyor. Geçici bir teskin. Ama sürekli ve öldürücü bir zehir. Niçin saçmalıyorsun? Baş ağrımı tedavi edecek misin? Etmeyecek misin? Ekselansları, şarabı bırakmazsanız eğer kafatasınızı yarıp beyin damarlarına baskı uygulayan küçük kurtları yok etmek zorunda kalacağım. Beynimi kemiren ve bana zarar veren küçük kurtlar Amon Tapınağı'nın kahinleridir. Onlara bir çare bulmadan benim iyileşmem mümkün değil. Hayır hayır, beynimi hiçbir surette sana teslim etmeyeceğim. Zira beyin ameliyatında canlı kalma ihtimalim çok zayıf. Şaraptan uzak durmalısınız. Uzak duramam ama az içerim. Bu da neydi öyle? Söyleyin Inarus'a bana daha az lezzetli şarap hazırlasın. Ben kralımı tehlike konusunda uyarıyorum. Ona iyi bakın. Bu ağrı demek oluyor ki günlerin sayılı.
Ne yapıyorsun Yüzersif? Çiçek yetiştiriyorum. Ömür boyu yapacağı iş bu, yetiştirmek. İster çiçek, ister insan yetiştirmek olsun, Yüzersif için fark etmez. Dışarı. Herkes dışarı. Duymadın mı beni? Herkes dedim. Hayır. Sanka. Sana söyleyeceklerim var. Beni iyi dinle. Annen mutasip bir Amon taraftarıdır. Onun işlere karışmasına izin verme. Beni mumyaladıktan sonra kendim için daha önceden yaptırdığım mezara defnedin ama Amon'un heykelini mezarıma sakın koymayın. Çünkü ben Amon'a İnanmıyorum. Kainler çok tehlikeli yaratıklardır. Amon'a tapmayı sadece çıkarlarını korumak için seçtiler ve çıkarlarını korumak için de her yola başvururlar. Onlara güvenme. Sakın güvenme. Bütün sırlarını Potifar'a anlat. O asla sana ihanet etmeyecektir. Annene saygı göster ama ona güvenme. Ve eşin Nefertiti ise ondan bir evlat edin. Neslimin kesilmesine izin verme. Tatmoziris hanedanının yıkılmasına izin verme. Sakın İzin verme.
Krallık ve hükmetme güneşin doğuşu ve batışına benzer. Bugün 3. Amonhotep'in güneşi battı. Yarın 4. Amonhotep'in güneşi doğacak. Bugün 3. Amonhotep mumyalanacak. Ve yarın 4. Amonhotep taç giyecek. Kimin için eğiliyorsun? Hanımefendi Züleyha için. Potifar sarayının hanımefendisi sizsiniz. Bu laflar şanını ihtişamını yitirmiş, güzelliğinden eser kalmamış bir kadına mı? Efendim, lütfen kendinize haksızlık etmeyin. Her zaman bizim için hanımefendi Züleyha'sınız. Bizim için çok değerlisiniz siz. Keşke gelseydiniz. Bugün Amonhotep'in cenaze merasimi vardı. Biliyorum. Ama hiç keyfim yoktu. Benim için ne fark eder ki? Hepsi aynı. Biri gider, diğeri gelir. Katılmanız gerekirdi efendim. Mısır'ın bütün soylu kadınları oradaydı. Ben zaten yastayım karım ama. Başkalarının yasına hiç mi hiç katlanamam? Yarınki tören ne olacak efendim? Taç giyme törenine katılmazsanız kıyametler kopar. Ah. Yarınki törene kesinlikle katılmak zorundayım ama ne süslenip püslenecek ne de soyluların eşlerini çekecek halim var. Ay Nefert, şimdi Mısır'ın kraliçesi Nefertiti mi olacak sence? Evet, çok da güzelmiş. Birazdan göreceksin Meri Taten. O çökmüş kadın Züleyha mı? Evet öyle, bak ne hale gelmiş. Duyduğuma göre yeni kralın Tanrı Amon'a inanmadığı söyleniyor. Peki Ankh-Mahu bugün kendi elleriyle ona taç giydirmeye nasıl razı oluyor? Razı olmak zorunda. Protokol gereği. Başka çaresi yok. Eskiden beri kral büyük kahin ve Mısır Azizi'nin ellerinden tacını giyer. Ben 4. Amonhotep'in büyük değişiklikler yapacağına inanıyorum. Ama o Amon'a ve tanrılarımıza inanmıyor. Bu onun başına iş açabilir.
Mukaddes Nil ülkesinin tanrıları, ey Mısır'ın bilinmeyen sembollerinin ve gizemlerinin tanrıları, ey tanrılar tanrısı Amon, firavunlara gücü ve kutsallığı, Nil'e bereketi ve bolluğu, Mısır'a ihtişamı ve piramitlere dayanıklılığı sen verdin. Genç kralımız 4. Amon-Huteb'de bütün firavunların gücünü, mukaddes Nil'in bereketini, Mısır'ın görkemini ve piramitlerin ihtişamını bağışla. Onu düşmanları olan Hititliler, Mitaniler, Girit, Hicaz ve Şam'a karşı muzaffer kıl. Bütün tanrıların onu korumasını sağla. Sana hepimiz dua ediyoruz. Bizi duy ey büyük tanrı. Aferin Nesmut. Bu evi inşa ederek yeteneğini gösterdin. Tebrik ederim. Ben daha önce mimardım. Mısır'da birçok ev yaptım. Hepimiz senin gibiyiz. Kendimize bir dünya kurup sonra da bırakıp gidiyoruz. Önemli bir haber var. Dünya ehli için önemli haber ölümdür. Öyle değil mi? Haklısınız. 3. Amon-Huteb öldü. Yerine 4. Amon-Huteb tahta geçti. Evet, az önce erzakları indirirken askerler söylediler. Ben de duydum. Tahtlar sabittir. Değişenler hep üzerlerine oturanlar olmuştur. Bir gün 1. Amon-Huteb, diğer gün 2.'si, öbür gün 3.'sü ve bugün de 4. Çocukken onu gördüm. Diğerlerinden daha iyi olacağını sanıyorum. Duyuyor musun Nesmut? 3. Amon-Huteb de evini bırakıp gitmiş.
Gidelim. Kimsin? Gecenin bu vaktinde ne istiyorsun? Kral 4. Amon-Hutep tarafından gönderildik. Ankh-Mahu Hazretleri için bir mesaj getirdik. Hadi Amon'a haber verinceye kadar burada bekleyin. Gecenin bu vaktinde ne istiyorsun? Mısır kralı 4. Amon-Hutep bir rüya gördü. Rüya tabiri için Ankh-Mahu Hazretlerini saraya çağırıyor. Siz hemen gidin. Ankh-Mahu Hazretlerine haber vereceğim. Efendim, durumunuz iyi değilse ben Hürrem Hop'tan özür diler, hastalığınızdan dolayı huzura çıkamayacağınızı söyleyebilirim. Hayır. Potifar bugüne kadar efendisinin buyruklarını yerine getirmekten geri kalmamıştır. Hastalık vazifenin yerine getirilmemesi için iyi bir bahane değildir. Konu hakkında bir fikrin var mı? Hayır, yok. Bana sadece çok önemli olduğu söylendi. Görüyor musun, gecenin bu vaktinde uykumuzu nasıl da böldüler? Kral Amon-Hutep rüyasını sabahleyin rüya yorumcularına anlatsa... Birkaç rüya yorumcusuna haber verin, hemen arkamızdan gelsinler. Acele edin. Emredersiniz.
Hadi. Ekselansları Potifar ve Büyük Kahin Ankh-Mahu huzura çıkmak isterler. Amon Hutep'e selam. Size de selam. Merak ettik efendim. Ne oldu? Umarız tatsız bir şey olmamıştır. Tuhaf bir rüya gördüm. Tatsız da olabilir, olmayabilir. Rüyanızın yoruma bile gereği kalmayabilir. Kralın rüyası baştan sona hayır ve iyilikle doludur. Her halükarda rüya tabircilerini çağırttım. Varmak üzeredirler. Ne olursa olsun beni tedirgin etti. İnaros, rüyanın tabiri şudur. 3 gün sonra eski işine geri dönecek ve Amon Hutep'in içki sunucusu olarak makam ve mevki sahibi olacaksın. İnaros. Buyurun efendim. Sen bizim şarabımızdan sorumlu değil misin? Evet efendim, sorumluyum. Ama sen Apophis, sana gelince 3 gün sonra asılacaksın ve kuşlar senin cesedini yiyecek. Yüzarsif. Ah, güya ondan Kral Amon'u tebessüs edecektim. 7 yıl geçti, nasıl da unuttum. Kraliçem, ulu kralımın rüyasını yorumlayacak birini tanıyorum efendim. Eğer izin verirseniz. Rüya yorumcuları geldi. Senin yorumuna gerek kalmadı. Mısır tanrısı 4. Amon Hutep'e selam olsun. Bunlar Mısır'ın en büyük rüya yorumcuları ve kahinleridir. Sahip oldukları güce yakından tanık olmaları için ben kralımızdan rüyasını anlatmasını diliyorum. Ben 7 besili ineğin taşkın Nil nehrinden çıktığını ve sahilde otlamaya başladığını gördüm. Sonra Nil kurudu ve 7 zayıf inek toprağın içinden çıktı. Sonra bu zayıf ineklerin o besili ve semiz inekleri yediğini gördüm. Biz bu kadar karışık rüyaların yorumunu bilemeyiz. Kral izin verirse yorumcular bir müddet birbirleriyle bu konuyu görüşsünler efendim. Öyle olsun. İstedikleri kadar düşünsünler. Bu rüyanın bir yorumu var ama ne? İçinizde bu rüyayı yorumlayabilecek biri var mı? Bu rüyanın bir yorumu var ama aklıma hiçbir şey gelmiyor.
Niçin susuyorsunuz? Şu anda aklımıza bir şey gelmiyor. Karışık bir rüya deyin. He? Evet, bu en doğrusu. Bize göre kralımızın bu karışık rüyası yorumlanamaz efendim. Bu karışık ve yorum gerektirmeyen bir rüyadır. Biz bu kadar karışık rüyaların yorumunu bilemeyiz. İyisi rüyamın yorumunu bilmediğinizi itiraf edin. Her akıllı adam bu rüyanın bir yorumu olduğunu anlayabilir. Yüce kralımız bilirler ki yorumcularımız deneyimli ve mahirdir. Ben yeteneklerinden bir şüphe duymuyorum. Hiç şüphesiz. Eğer kralımızın rüyası yoruma açık olsaydı yorumlanırdı. Ben rüyamın tabirini istiyorum. Siz de bana doğru yorumu yapacaksınız. Lütfen sakin olun kralım. Durumunuz için iyi değil. Öyle sanıyorum ki ben kralımızdan sizin için süre isteyebilirim. Hiç kuşku yok ki rüyamın bir yorumu vardır. Ancak bunlarda benim rüyamı yorumlayacak yetenek yok. Madem ana kraliçe buyurdu, size süre veriyorum. Bana bir an önce bu rüyamın yorumunu yapın. Birinin bu yorumu yapması gerekiyor. Acaba bunlara Yuzarsif'in bu rüyayı yorumlayabileceğini söylemeli miyim? Hayır. Bunların hiçbiri Yuzarsif'in dostu değil. Kraliçe Nefertiti bırakmadı. İzin verseydi söyleyecektim. Bence o senin yorum yapacağını sanmıştır Inarus. O seni yorumcu olarak bilmiyor ki. Niçin diğerlerine söylemedin? Mesela... Kime söyleseydim? Yuzarsif'i zindana atan Potifar'a mı? Yoksa onun kanına susamış olan Ankh-Mahu'ya mı? Ne yapıp edip kralı Yuzarsif'in varlığından haberdar etmelisin. Bunu kesinlikle yapacağım. Bunu 7 yıl önce yapmalıydım. Bundan 7 yıl önce ölen kral hazretlerine Yuzarsif'i hatırlatmalıydım. Niçin unuttuğumu ben de bilmiyorum. O beni tek tanrıya inanmaya davet etti. O rüyamı çok güzel bir şekilde yorumladı. Bana gösterdiği onca sevgi, onca şefkat, onca muhabbete rağmen ben ne yaptım? Onun küçücük bir isteğini bile yerine getirmedim. Hem de peygamberimin isteğini unuttum. Lanet olsun bana. Onun yüzüne nasıl bakacağım? Inarus, gerçekten de bu unutkanlığın affedilemez. Söyler misin Yuzarsif'in ricasını nasıl unutabildin? Bilmiyorum ama lanet olası şeytanın bana unutturduğundan eminim. Ama ben bu hatamı telafi edeceğim. Bunu telafi edeceğim. Yeah.
Rüyamda gördüğüm buğday başakları önceki rüyama çok benziyor. 7 semiz inek, o 7 yeşil başak ve 7 zayıf inek de o 7 kuru ve sararmış başaktır. Ben 2 gece ardı ardına aynı rüyayı farklı şekillerde gördüm. Artık karışık ve yorumdan uzak mazeretini ileri süremezsiniz. Ben rüyamın yorumunu istiyorum. Yorum getirmeyecekseniz aczinizi itiraf edin, ben de başka bir yol bulayım. Rüyam bu gece yorumlanmazsa hepinizi zindana attıracağım. Rüyanızın bir yorumu olduğundan adım gibi eminim. Ancak bunlar bu yorumu yapamaz. Peki ne yapalım? Yorum yapamazlarsa onları aşağılayın. Amon Tapınağı'nın kainlerinin ve rüya yorumcularının gururunu kırmak için iyi bir fırsat olur. Rüya yorumunda ısrar edebilirsiniz. Ben de onların yorumlayacaklarını sanmıyorum. Yüce Kraliçe izin verirlerse... Ne var? Kral Amonhotep'in rüyasının yorumlanabileceğini mi söylemek istiyorsun? Evet efendim, yorumlanabilir. Inarus, bu işlere karışma. Kralın öfkesini artırırsın. Evet. Bu rüyanın yorumu gerçekten çok güç. Yorumlayamadık. Daha doğrusu yorum yapmak mümkün değil. Efendim, bize bir gece süre verin. Canınızı kendi ellerimle alacağım. Onurumu ayaklar altına aldınız. Amon Tapınağı'nın yorumcuları ve büyücüleri Yüce Kralımızdan bir gece daha süre istiyorlar. Artık süre kalmadı. Gerektiğinde bir sorun çözmek için yıllardır yiyip içip uyudunuz. Rüyam bu gece yorumlanmalı. Yüce Kralım, bunlar Mısır'ın ünlü yorumcuları ve sihirbazları. Onlara süre verirseniz mutlaka rüyanızı yorumlayacaklar. Başkâhin, saçmalama! Bunlar bir avuç asalak! Mısır halkının kanını emmekten başka bir şey yaptıkları yok. Gerektiğinde Teps kentinin başıboş köpekleri gibi bile havlamasını bilmiyorlar. Lütfen sinirlenmeyin. Bu hastalığınız için hiç iyi değil. Ya bu asalaklar bugün bu rüyayı yorumlarlar ya da ölünceye kadar kırbaçlanırlar. Dikkatli ol Ankh-Mahu. Bugün hiç kimse güven içinde değil. Bunları daha fazla koruma. Size yalvarıyorum efendim, lütfen kendinize hakim olun. Durumunuz daha kötü olur. Hepsini zindana götürün.
Rüyamı yorumladıkları zaman serbest kalacaklar. Efendim, izin verir misiniz? Ne oldu? Yine ne söyleyeceksin? Efendim, ben bu sorunu halledebilirim. Ancak konuşacak cesaretim yok. Kral Hazretleri çok öfkeli. Sen rüya yorumundan anlıyor musun? Hayır, hayır. Ben yetenekli bir rüya yorumcusunu tanıyorum. İnerus, durum çok tehlikeli. Saçmalarsan kendi sonunu hazırlamış olursun. Efendim, tanıdığım kişinin bu sorunu çözebileceğine bütün kalbimle inanıyorum. Lütfen konuşmama izin verin. Götürün onları. Durun, durun. Ne yapıyorsunuz? Amonhotep, ne yapıyorsun? Bunlar Amon Tapınağı'nın kahinleri. Götürmeyin. Onları durdurun, ekselansları. İnerus size bir şey arz etmek istiyor. Acıyın bize. Acıyın bize. Bırakın onları. Acıyın. Konuş İnerus. Dinliyorum. Ben yüce kralımızın sorunu için bir çare biliyorum. Sen rüyamızın yorumu için bir çare biliyor musun? Evet yüce kralım. Utanç verici. Gidin ve kendinizi nile atın. Amon tapınağının kainleri ve sihirbazları aciz kalmışken bize şarap sunan İnerus bu sorunu çözmek istiyor. Konuş. Kimdir o? Şu anda zindanda olan İbrani bir köle efendim. Tutuklu İbrani bir köle mi? Yüce kralım, Apophis'te zindandayken ikimiz rüya görmüştük. Bu tutuklu genç benim rüyamı zindandan kurtuluş olarak, Apophis'in rüyasını da asılarak öldürülmek olarak yorumladı. Her iki yorum da 3 gün sonra gerçekleşti. İnerus, sen bir kralla alay etmenin ne anlama geldiğini biliyor musun? Emin olun kralım. Emin olun. O ne diyor Potifar? Potifar! O doğru söylüyor efendim. Sanırım o genci tanıyorum ben. Size yarına kadar süre veriyorum. Şimdi gidin. Çünkü Nil kıyısındaki inekler gibi pis kokuyorsunuz. Gidin! Yarına kadar rüyamın yorumunu istiyorum. İşittiniz mi? Vakit kaybetmeyin. Hemen bu gece Hürrem Hop'a Zavira zindanına gidin ve rüyamın tabirini sorun.
Bu tutuklunun adı ne? Yusuf. Ama İbrani dilinde ona Yusuf diyorlar. Tanıdık bir isim. Yanılmıyorsam çocukken Potifar'a bu isimli bir köle satın alınmıştı. Zavira zindanına gidiyoruz. Acele et. Kimsiniz? Gecenin bu vaktinde ne istiyorsunuz? Gardiyana Hürrem Hop'un 4. Amon Hutep tarafından gönderildiğini söyle. Burada bekleyin efendim. Komutan Hürrem Hop, giriş için izin istiyorlar efendim. İçeri gir. Gecenin bu vaktinde Hürrem Hop'u buraya getiren şey nedir? Kralın buyruğu yerine getirilmeli. Gece gündüz fark etmez. İnarus, yine ne yaptın? Yine zindan mı? Hayır. Yusuf'u görmeye geldik. Bu görev bize kral tarafından verildi. Pekala. Gidelim. Allah'ın peygamberi Yusuf'a selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Kimsin sen? Ne yapıyorsun? Benim. İnarus. Unutkan İnarus. Kadir kıymet bilmeyen İnarus. İnarus. Yeter ağlama. Sözlerinden bir şey anlamıyorum. Beni bağışlayın. Beni bağışlayın. Siz benden küçük bir ricada bulundunuz ama ben bunu yerine getirmedim. Utancımdan nasıl huzurunuza çıkacağımı bilemiyordum. Boş yere kendini üzüyorsun. Ricamı unutman gerekiyordu. Unutkanlığının bir hikmeti vardı. Hem iyi dostlar edindim, hem de ibadet ve arınma için bol bol zamanım oldu. Ah, İnarus. Seni hangi rüzgar Zavira zindanına attı? Nasıl oldu da Yusuf aklına geldi? Anlatacağım. Anlatacağım. Beni buraya Mısır kralı 4. Amonutep gönderdi. Bir rüya tabiri için geldim. Mısır'ın bütün kahinleri ve sihirbazları Amonutep'in rüyasını yorumlamaktan aciz kaldı. Eğer kral rüya görmeseydi belki hala sizi hatırlayamayacaktım. Anlat bakalım İnarus. Kral rüyasında 7 semiz sığırın 7 cılız sığır tarafından yutulduğunu, 7 yeşil başağın da 7 kuru başak tarafından yok edildiğini görmüş. Allah'ın izniyle bu rüyanın yorumunu biliyorum. Ama siz bu rüyayı Amonhotep sizi zindandan kurtarıncaya kadar yorumlamamalısınız. Allah yorum ilmini böyle bir gün için bana öğretti. Hayırlı bir iş karşılığında ücret ya da başka bir çıkar beklemek dürüst insanlara yakışmaz. Kralın yanına dönünce de ki,
Önümüzde bollukla geçecek 7 yıl var. Bu 7 yıl boyunca ekip biçin. Yemek ve ekim için birazını kullanın, gerisini saklayın. Ondan sonra 7 yıl kuraklık ve kıtlık yılları olacak. Saklanan tahılları bu kıtlık yıllarında kullanın ki insanlar zor durumda kalmasın. Allah'a yemin ederim ki rüyanın doğru yorumu budur. Bundan eminim. Kahinler ve sihirbazların aciz kaldığı yorum bu yorumdur. İşte bu yorumdur. Kralın bu yoruma çok sevineceğinden adım gibi eminim Üzarsif. Kesinlikle eminim. Başka bir konu yoksa benim bir an önce dönmem gerekiyor. Yine bizi unutmak için mi gidiyorsun? Hayır, hayır. Ben bugün yanınıza geri döneceğim. Git ama dostlarını sakın unutma. Unutmam. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Ben geri döneceğim. Evet. Bu kemikler ve taşlar rüya yorumunda aciz kaldılar efendim. Bunlar mı yoksa sen mi aciz kaldın? Büyük kahin ne buyurursa doğrudur. Biz yorumcular acizimizi itiraf ediyoruz. Bu birkaç gün içinde bulduğumuz tek şey Mısır'ın eski gelenek ve göreneklerinde ineğin yıl olarak yorumlandığıdır. Bu kadar mı yani? Bu sorunu çözmüyor ki. Ben bu tutuklu genci tanıyorum. Amonhotep'in rüyasını tabir etmesinden korkuyorum. Duymadınız mı? Daha önce Inarus'un rüyasını tam isabetle yorumlamış. Ben anlamıyorum Ankh-Mao. Birçok rüya yorumcusu vardır. Üzarsif de bunlardan biri olsun. Bunun ne sakıncası var ki? Aptal! Amon tapınağının bütün kahinlerinin bir kölenin karşısında yenilgiye uğramasını bir sakıncası yok mu? Evet, evet var. Var, evet. Evet. Bu gencin adı Üzarsif'tir ve tek tanrıya inanıyor. Onun zaferi Amon'un yenilgisi sayılacaktır. Çünkü o tanrı Amon'a inanmıyor. Inarus, bana rüyanın yorumunu getirdin mi? Size onun büyük bir yorumcu olduğunu söylemiştim. Evet, o ne dedi? Üzarsif dedi ki, rüyanızda gördüğünüz 7 inekle, 7 yeşil başağın 7 yıllık bolluğa ve 7 cılız inekle 7 kuru başağın da 7 yıllık kuraklığa ve kıtlığa işaret ettiğini söyledi efendim. Aferin. İşte bu. Bu yorum benim rüyam için çok uygun. Ta kendisi. Ben bu kölenin her söylediğine
İnanıyorum. Sen onu tanıyor musun? Evet. Onun hakkında çok şey biliyorum. İnarus. Bu tutuklu, bu sefil kıtlığa karşı bir çare önerdi mi? Önerdi efendim. Bonlukla geçecek bu 7 yılda, kıtlık ve kuraklıkla geçecek 7 yılda kullanmak üzere bol bol ekip biçip saklayın dedi. Bu gerçekten çok uygun bir çözüm. Ama buğday 7 yıl dayanamaz ki. Onu nasıl saklayalım? Belki bu tutuklu bunun bir yolunu biliyordur. Kesinlikle öyledir. Bu İbrani köleyi görmek istiyorum. Onu yanıma getirin. Bu rüyanın yorumunu ve çözüm yolunu saklı tutun. Bakalım tapınak kâhinleri ne yapacaklar? Şüphe yok ki böylesine bir gece bir yorum Ankh-Mahu ve tapınak kâhinlerine ölümcül bir darbe indirecektir. Hiç şüphesiz onlar rüyanızın tabirini duyunca küçük dillerini yutacaklar. Bozguna uğramış Ankh-Mahu'nun çehresi görülmeye değerdir.